Hanımlar, beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Wartile isimli oyunu inceleyeceğiz. Kendisi Kuzey mitolojisi üzerine kurulu bir masaüstü cooldown bazlı bir strateji oyunu. Yani aslında kutulu oyunlar vardı, yani bildiğiniz Monopoly tarzı, Risk tarzı. Daha Risk daha mantıklı olacak, hani strateji oyunu ve kutulu bir oyun. Gerçi onun da dijital versiyonu var. Öyle bir oyun. Birçok oyun elementini aslında bir arada barındırıyor. Misal, oyunda kartlar var. Kartları kullanabiliyoruz oyunda. Burada elimizde olan kartlar var zaten şu an görüyorsunuz. 5 tane kartım seçili. Onun haricinde bunların kilitleri açıldıkça da desteğiniz arasından yeni kartlar ekleyebiliyorsunuz. Bu kartlar sizlere skill olarak ya da item olarak, yani oyun içerisinde kullanabileceğiniz yetenekler ya da işte sağlık vesaire gibi ya da tuzak gibi eşyalar olarak yer alıyor oyun içerisinde. Onun haricinde ana haritamız bu. Ben birazcık oynadım, iki bölüm oynadım. Üçüncü bölüm birlikte oynayacağız. Başlangıçta size iki tane oyuncu veriyor. Daha sonradan siz bulursanız eğer üçüncü oyuncu, dördüncü oyuncu, hepsi yavaş yavaş eklenmeye başlıyor. Onları da hana girerek alıyorsunuz eğer çıktıysa. Şu an yeni bir oyuncu olmadığı için hanımız boş. Bunun haricinde customization kısmımız var. Hani oyun içerisinde bulduğunuz eşyaları kahramanlarınıza, hero'larınıza takmanızı ve onlarla ilerlemenizi sağlıyor. Şu an mesela bakayım. Elimdekinden birazcık daha iyiymiş bu. Gördüğüm kadarıyla. Silah olarak da bakarsak silahım şu anki iyi. Şunu da karşılaştırdım bir de. Oo. Minimum damage 12 ama maksimum 20. Ben elimdekinden memnunum. Diğer karakterlerimiz de yine buradan ayarlama şansına sahibiz. O da bir kalkan ve şu baltayı sana verelim. Bir arkadaşımız da burada var, gördüğünüz gibi elinde mızrağıyla. Burayı zaten göstermiştim. Kartlarımız var. Onun haricinde elimizdeki eşyaları satabiliyoruz ya da yeni eşyalar satın alabiliyoruz. Bunları da sürükle bırak mantığıyla gerçekleştiriyoruz. Misal bir adet miğfer alsam. 100 altın istiyor. Hayır. Onu orada harcamak istemiyorum. Her neyse. Oyunumuza geçelim yavaştan. Açıkçası ben çok beğendim oyunu. Oyun Steam'de 24 liraya satışta. Mart ayında, 2017 Mart ayında piyasaya çıkmış bir oyun ama benim haberim yoktu. Ta ki oyunun yapımcıları bana oyunu gönderene kadar inceleme için. İyi ki de göndermişler. Çok sevdim oyunu. Şimdi 3 kişiyi de alabiliyoruz bu bölümde yanımıza. Daha önce 2 kişiyle oynuyordum hep. İlk defa daha kalabalık bir ordu ile girebiliyorum oyuna. Bunu sevindim. Başlayalım bakalım. Bir yandan da 3 kişi aldığımıza göre bayağı zorlayıcı olacaktır. Muhtemelen bu bölümü dediğim gibi hiç oynamadım. Oyun içerisinde ufak tefek dungeonlar var. Collectible item'lar var. Eşyalar var. Oyunun başında size şöyle bir haritayı gösteriyor. Gezdiriyor. Ve oyun sıra tabanlı değil. Hani şu an düşmanları görüyorsunuz. Kendi hallerinde hareket ediyorlar. Yani yaşıyorlar aslında. Şuna bir bakalım. Heimdall's Shrieking Horn. Heimdall'ın boynuzlarını toplamamız gerekiyormuş bu bölümde. Görevimiz o. İşte mağaralara falan girerek. Şu altta gördüğünüz 15 yazan şey bizim aslında bir nevi aksiyon puanımız. Kart kullanıyoruz demiştim ya. Bu kartları bu puanları harcayarak kullanıyoruz. İşte bir kart 5 puan harcıyor diyelim. Ona düşüyor. Peki bu nasıl artıyor? Etraftan yeni itemler buldukça ya da düşmanlarınızı öldürdükçe bunlar yavaş yavaş artıyorlar. Dolayısıyla kafanıza göre öyle lambur lumbur kullanamıyorsunuz. Şu mızraklı arkadaş bir sonraki kareye değil, iki sonraki kareye de saldırabiliyor. Dolayısıyla bir nevi uzaktan saldırı
gibi bir özelliği var diyebiliriz. Bu iki arkadaş dibindeki düşmanları vuracaktır. O yüzden önden bunları gönderip arkasından ben şu arkadaşı göndermek istiyorum. Burada bir dungeon görüyorum. Burada bir sandık görüyorum. Peki. Şu sandığa bir ilerleyelim. Okçu falan var galiba yukarıda. Evet. He, bayağı dayak yedik. Şu etrafımızda gördüğünüz kırmızı şey bizim canımızı gösteriyor. Bu adam bayağı dayak yedi maalesef benim anlatım sırasında kaçırdık bir şeyleri. Yukarıda iki kişi var. Önce bunları mı halletsem? Önce buraya kadar gelmişken ben bir sandığa bakmak istiyorum. Aç bakalım sandığı. Güzel para geldi. Şu mızraklı arkadaşı da olabildiğince ilerletelim. Bir kişinin buraya gelmesi yetiyor aslında. Oh, hemen öne. Seni şuraya alalım. Oyun sesini birazcık kıssam fena olmayacak benim duymanız açısından. Müzikleri vesaire çok güzel. Bu arada oyunun Türkçe desteği maalesef ki yok. İleride gelir mi bilmiyorum. Türkiye'de ne kadar satıldığıyla da alakalı bir durum. Biraz daha yakından bakalım arkadaşlara. Sonra şunu halletmiş olduk. Seni bir adım ileri alalım. Seni şöyle yaparsak. Aslında bir bakıma satranç oyunu gibi de düşünebilirsiniz. Yapacağınız hareketler, hamleler, bunları hep düşünmeniz gerekiyor. Güzel, bayağı bir kartımız var. 17'ye çıktı gördüğünüz gibi. İlk kişiyi öldürdük. Ve aksiyon puanı diyebileceğimiz bu puan 17'ye düştü. Aya yükseldi. Tabii bizim iki karakter bayağı hasar aldı. Bunları iyileştirebilirim. Ama 5 puan birden harcıyoruz bunun için. Burada 3 kişi var. İyileştirsem fena olmaz sanki. Bir tane de tuzak koyarız öne. Şuraya. Geri kaç, geri kaç. Dediğim gibi cooldownları var. Şu beyaz çizgiler hareket ettikten sonra tekrar doluyor. Güzel bir pozisyona geldik ama bizim adamı arkaya attı herif. Düşmanlarımız bu sefer bayağı güçlü. Seni iyileştirsem mi diye düşünüyorum ama. Aksiyonun puanımız neden 14'e düştü onu anlamadım. Bayağı sağlam dayak yedik diye mi derken adamım öldü. Bu hiç iyi olmadı açıkçası. Güzel, burada bir şey... Savaş yüzüğü bulduk. Bunlar bize ekstradan özellikler sağlıyorlar. O zaman içerisinde göreceğiz zaten. Şimdi bir adım öne alabilirsem. Hah, şöyle. Okçular ilk defa karşıma çıktı mesela. Daha önce hiç okçularla karşılaşmamıştım bu oyunda. Bayağı da güzel kaçıyorlar yani. Beni tuzağa götürmüyorsunuz değil mi? Güzel, burayı hallettik. Bir tane adamımızı kaybettik ama o açıkçası hiç iyi olmadı. Burada başka bir şeydi galiba, yok. Aksiyon puanı da olmadığı için. Oo. Hadi. Güzel. Burada da var aynı arkadaşlardan tabi. Oyuna başladığım yer şurasıydı. Bu bölgeydi. Çevirelim. Bunları da aslında indirmek istiyorum. O zaman nasıl yapalım? Tekrar geldiğimiz yere geri dönelim. Evet. Bir tanesiyle gitsem yeterli olacaktır.
Daha önce söylediğim gibi. Yani bu tür oyunlara çok fazla rastlamıyoruz. O yüzden oynanış biraz değişik gelebilir sizlere ama dediğim gibi ben bayağı bir beğendim oyunu. Bu tür masaüstü RPG'dir, stratejidir. Geçmişiniz varsa zaten siz de bayılacaksınız diye tahmin ediyorum. Yukarıdakilerin defans avantajı oluyor. Dolayısıyla benim yukarı çıkmam iyi olacak. Ama şu okçu bize pek nefes aldırmıyor. Gördüğüm kadarıyla. Hadi hadi hadi. Dol. Şöyle. Güzel. Oyunda bazı bölgelerde canınızı dolduran yerler de oluyor. Şu an için öyle bir şeyle karşılaşmadık burada ama illaki karşılaşırız. 22'ye çıktı aslında. Canımızı doldursak mı diye düşünüyorum ama yani şuradan şöyle bir geçelim. Burada bir kart var alabileceğimiz. Kutsanmış savaş yüzükleri. Liderler bu yüzükleri taşıyormuş. Onların dördünü toplayarak gücünü kanıtla falan diyor bize. Şöyle bir etrafa bir bakmak istiyorum önce ilerlemeden. Yani bayağı büyük bir alandayız ya. O bahsettiğim canımızı iyileştiren şeylerden şu an için buralarda gördüğüm kadarıyla yok. Bu sefer çıkmadı. Belki zindanların içinde karşılaşırız öyle bir şeyle. İlk kişi de burada var. Seni öne almam lazım. Karşıya 8 saniye stunlama özelliği falan. Oh oh, bizim diğer zaman gidiyor. Evet, tek kişi kaldık. Evet, başarısız olduk. Bir daha denemek ister misiniz diyor. Tabii ki deneyeceğim. Zor bir bölümmüş gerçekten. Hani kayıt için en zor bölüme denk gelmişiz, seçmişiz. Ama sonuçta yapılabilir bir şeydir. Baştaki okları yemeyeceğim mesela bu sefer. Önce onların yanına gideyim aslında. Orayı bir halledelim. Sen gel. Sen de gel. Diğer eleman kalabilir aşağıda. Hadi. Bir vuruş kaldı hadi. Oo, destek geliyor adamlara. Sıkıntı birazcık. Benim şunu buradan kaçırmam lazım bu adama.
şöyle gel. Hadi. Neyse ki yukarıdayız. Avantaj şu an için bizde. Bu arkadaş biraz etkisiz kalacak orada ama yapacak bir şey yok. Seni sağ olun abi, iyileştireyim. Seni geri alamıyoruz. Hadi ölme. En iyi adım gitti ya, uzaktan saldıran. Oh. Az önce girdiğim dungeon kılıklı yerden çıktı bu arkadaşlar. Acaba girdiğinde onlar gerçekten ölmüş mü olacaklar? Zaten görev şeydi. Sağlığımızı iyileştirebilecek herhangi bir şeyimiz yok şu an kartımız. Bir tanesi vardı. Kullandım zaten tek kartımı. İçeriden umarım öyle bir şey çıkar. Hı, iyi. Buradakiler gitmiş. Şu üç arkadaş duruyor tabi. Seni şöyle alalım. Tamam, heal da geldi. Hayır, sana kullanmayacaktım onu. Kısmet efendim, kısmet. Shrine'ı falan kullanacağım artık. Yapacak bir şey yok. Yerleştirelim. Güzel. Sağlık şeyimiz de geldi. Hadi. Okçu var yine tabi arkada. Stunlayabiliyorum sadece şu an elimdeki şeyle. Şu yan tarafa tuzak koydum da ona gelir mi diye bekliyorum. Gelmiyorlar da. Şöyle yer değiştirsek size. Bu şekilde yapamıyoruz. Kendi kurduğunuz tuzağa basabiliyorsunuz bu arada. Öyle bir durum var ne yazık ki. Ha gayret. Hayda, nereye kaçtı herif? Vallahi durum hiç iç açıcı görünmüyor yine. Gayret.
Mesela burayı da ele geçirdik. Şu kartı bir almak istiyorum. Şimdi burada bir sandık var. Okçu var. Mızraklı bir arkadaş var ama şurayı geçemiyoruz. Oy oy, buralar bayağı fena ya. Buraya girsek de öleceğiz. Şuradan ben bir yine de bir giriş yapmak istiyorum. Hadi. Evet, 3 kişi birden. Arkadaşlar, zehirledim. Bir miktar. Ama bu bizi kurtarmayacak gibi duruyor. Ölücü diyorum. Gidici. Ölecek gibi görünüyor. Bir kere daha ya. Güzel. Kaptanları tabi bayağı güçlü oluyor. Neymiş? Ekstra saldırı şeyi veriyor bize bu özellik olarak ama bana sağlık lazım, saldırı değil. Şunu da alalım. Ha, gördüğünüz gibi ufak tefek lootlar da var oyunda. Burada iki kişi var. Olacak gibi değil şu an aslında ama. Yani. Yine de sonuna kadar gidelim hadi. Shrine koyabilirim yine ama zaten yetmiyor, koyamıyorum. Şu an yapabileceğim tek şey herhalde bir tuzak. Şuraya. Yoksa hani bir vuruşluk canları kaldı resmen. Gördüğünüz gibi. Sanladım onu ama yetmedi. Evet. Her neyse. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Hadi başka geçtiğim bölümlerden bir tanesini daha açayım. Nasıl bittiğini de en azından gösterebilme şansı olsun sizlere. Burası biraz zormuş. Burası için biraz kafa patlatmam gerekiyor belli ki. Şu ilk yedi, bu çok kolay, bu olmasın da hani en azından şununla gidebiliriz. Karakterlerimiz öldüğünde kalıcı olarak ölmüyor gördüğüm kadarıyla, o iyi bir şey en azından. O da olsaydı bayağı sıkıntı olurdu yani. O el kaybediyorsunuz sadece adamı, bir sonraki oynayışınızda tekrar yanınızda oluyorlar. Evet, gece mesela. Burada gece gündüz olayları var. Geceleri daha fazla işte undeadlerle vesairelerle karşılaşma şansınız var. Normal insan haricinde. Burada da gördüğünüz gibi. Şimdi. Bu arkadaş yavaş yavaş geliyor bize doğru. O gelmeden biz yaklaşırsak. Şu neymiş? Ha. Sarı kurbağaları burada yakalıyoruz. Buradaki achievement'ımız bu. Şöyle yapalım. Sen de buraya gel. Burada bir sandık var. Bunu açmak isterim. Şöyle yapalım. Evet. Şu an yükseklik olarak bunlardan yüksek olduğum için defans avantajım var. Daha önce bahsettiğim gibi. Onun haricinde
Flankleyebiliyorsunuz düşmanınızı, arkadan saldırı ekstradan atak sağlıyor size. Ekstra damage diyeyim daha doğrusu. Öyle bir şansınız oluyor. Arkada bir arkadaş geziniyor. Biz o arada şurada hemen sandığımızı açmaya gidelim. Bu tarafta başka bir şey yok. Gitmemiz gereken yer burası. Oyun bu tarafta bitecek, bu bölgede. Seni şöyle alayım. Evet, bayağı kötü durumda aslında şu an bu arkadaş, bizim pozisyonumuz itibariyle. Şimdi flanklesem diyeceğim ama flankleyemiyorum. Gerek de yok zaten. Normalde oyunun zorluğu bu şekilde ilerliyordu. Kayda girmeye karar verdiğim anda bayağı ciddi düşmanlarla karşılaştık. Kolay bir oyun değil. En azından bunu da canlı canlı görmüş olduk. Güzel stratejiler yapmanız lazım. Kartlarınızı iyi oynamanız lazım. Hem mecaz anlamda hem gerçek anlamda. Kartlarınızı gerçekten iyi oynamanız gerekiyor bu oyunda. Şu nedir? Tamam. Şu cehennemin şeysini, kafatasını almamız isteniyor ekstradan görev olarak. Burada iki arkadaş var. Geliyorlar bize doğru. Ben acele etmeyeceğim bu sefer. Kendilerini pozisyonel avantaj üzerindeyken yakalayalım. Gördüğünüz gibi arada bir kare olduğu halde şu eleman dışarıdan doğru saldırabiliyor. Tabi önünde başka bir oyuncu olmayacak. Saldırabileceği boş bir alan olması gerekiyor. Ve şu sarı kurbağaları topluyoruz. Achievement için. Burada bir sandık var, güzel. Oh oh, güzel altın geldi. Evet, burada bir düşmanımız var. Şöyle alsak. Arada böyle çalılar var, onları yıkmanız gerekiyor arkasına geçebilmek için. Burası da spawn noktası. Düşmanlar buradan sürekli spawn oluyorlar. Ama arkamdan biri geliyor. Fena sıkıştırdılar yalnız araya bize. Uzak koyalım. Belki şu arkadaş geri basar. Oo, bu ne? Boss falan mı? Yo, bunlar... Aa, bize katıldılar. Böyle bir özellik varmış demek ki. İyi, güzel. Bunu ben bilmiyordum mesela. Nasıl oldu da geldiler bize? Hala çok bir fikrim yok ama şu kafamdaki maskeden dolayı olabilir. Oo, kendimizi zehirledik. Kaç 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 kaç. Skull of Hell. Burada bir alalım. Bunu aldığım anda diyor, sana edilen duaları, duacıları duyuyorsun diyor cehennemden falan. Peki. Asıl adamlarımız burada ama canımız çok azaldı. O yüzden bizim drawerları öne atmak iyi olur. Aha, bahsettiğim şey burada işte arkadaşlar. Şu canımızı artırıyor yanına geldiğimiz anda. Süper. Buna bakmış mıydık? Botlarını yıkarak kendilerini yok edebiliyoruz gelmelerini. Botları yıkalım.
Bir bot burada var. Arkadan da gelen insanlar var. Bunu bir halledelim önce ya. Şu arkadaşın arkamızı kollarsa eğer güzel olabilir. Bunların belli bir süresi var belli ki. Şu an yok oluyor, evet. Artık burası spam noktası olmaktan çıktı. Bu sürenin avantajı var, çok fena. Az bizim adam mızrağı sağ olsun. Dağlardan taşlardan saldırıyor adam. Lan geri gel. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Gerçek zamanda olması oyunu birazcık daha zorlaştırıyor açıkçası. Hani sıra tabanlı olsa düşünme şansınız olacak ama gerçek zamanda öyle bir şansınız haliyle olmuyor. Bu elemanlar neye göre geliyor hala fikrim yok. Ama ilk geliyorlar. Daha önce oyununda gelmiyorlardı çünkü. Herhalde bir özellik aldım, farkında değilim. Şuraları bir yok edelim hemen. Buradan da artık yeni doğacak kimse yok. Şunu yetişemedik almaya. Şu elemanı önden göndermek istiyorum ama olmuyor. Yetiştiremiyorum. Sizi oyalar diye tahmin etmekteyim. Açmış oldum. Bununla da karakterimi iyileştirmek istiyorum. Haydi. Çok güzel. Burada bir spawn noktaları daha kaldı. Onu da imha etme şansım olursa iyi olacak. Sonra şuradan kaçacağız. Önce seni mi ailesek? Açıkçası cidden çok hoşuma gitti oyun. Bu kadarını beklemiyordum, bu kadar keyif alacağımı. 24 lira da bence böyle bir oyun için oldukça uygun bir fiyat. Yani eğer sevdiyseniz şimdiden şey yapayım, söyleyeyim, tavsiye ederim. Dediğim gibi birçok oyun unsurunu kendi içerisinde barındırıyor. Bir yandan mesaj geliyor ama. Şu kurbağayı da alalım. İçeri girmediğim bir mağara kaldı mı? Şuraya girmedik galiba. Girdik mi biz? Sanıyorum biz buraya girmedik. Buraya buradan girersek evet. İş görecektir. Hadi. Bu da yine bosslardan alıştım. Sağlam vuruyor. Zehir attı. Zehir geçsin, şuraya bakacağım.
şeyleri ezmek için kullanıyormuşuz bunu. Yeterli miktarda kurban mı yok benim? Bot tamam. Oo, 10 tane olması gerekiyormuş. Ben hangi kurbağaları almadım acaba? Hop. Almadığımız kurbağalar. 7 tane kurbağa varmış. Burada 2 tane var. Her neyse. Ben kurbağaları toplarken yavaştan kaydı sonlandırayım. Çünkü çok eğlenceli bir görüntü olmayacak kurbağa peşinde koşmak. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Bir masaüstü strateji oyunu. Bilgisayar versiyonu gibi düşünün. Dijital haliyle. Oldukça keyifli. Ne kadar zor olabileceğini gördünüz bundan önceki iki savaşta. Ve hani o üçüncü bölümdü oyunu aldığımızdan bu yana. Başladığımızdan bu yana. Haliyle çok çok daha zor şeyler olacaktır. Daha fazla adamla gireceğiniz yerler olacak. Adamlarınızın üstüne başına dikkat etmeniz gerekecek. Hani belki önceki bölümlerde biraz daha dolaşıp yeni silahlar elde etmeniz gerekebilir. Giysiler vesaire. En önemlisi kartlar. Kartları es geçmemek gerekiyor. Böyle bir oyun. Steam'de 24 liraya sahip olabiliyorsunuz. Beğendiyseniz kaçırmayın derim. Çünkü bu tür oyun çok fazla karşımıza çıkmıyor. O zaman başka bir bölümde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.